çinçini çinçini, yerim ağzın içini, dün gece neredeydin, gönlümün göğe. 11 ayın sultanı Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte Elazığ'da her mahalle ve sokakta davul klarnetçiler vatandaşları sahura kaldırırken şehrin en eski geleneklerinden biri olan sahur halayı da büyük ilgi görüyor. Elazığ'ın önemli mahallelerinden biri olan Doğukent Mahallesi'nde de özellikle gençler Ramazan boyunca her gece sahur halayı çekiyor. Doğukent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun, Ramazan ayının her yıl başka geçtiğini belirterek Doğukent'in hiçbir problem yaşamadığını belirtti. Elif Hanım, Doğukent'te Ramazan hakikaten bir bambaşka geçiyor. Geçen bir önceki yıldaki sahur programımızda da bunu dile getirmiştik. Hakikaten Doğukent çok tatlı bir mahalle. Yani bir köy havasını anımsatıyor. Geçen bahsetmiştik tekraren. Herkes birbirini tanıyor. Parklarımız, park bahçelerimiz hakikaten geniş, güzel bir şekilde. Orada vatandaşlar gelirler, sohbetini yaparlar. Vakit namazlarını beklerler. Özellikle yani benim muhtarlığım bulunduğu kesim de park alanı olduğu için hemen hemen bütün yaşlılarımız vakite bir yarım saat, bir saat kala gelir orada. Güzel bir Ramazan sohbetimizi orada yaparız. Öyle ibadetlerimizi yapar geçeriz yani. Yok, şu ana kadar Ramazan'da herhangi bir olumsuzluğumuz olmadı, Allah'a çok şükür. Her şey yolunda gidiyor, her şey güzel. Ben burada hakikaten özellikle Doğukent halkıma teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman için bizi hiçbir etkinlikte yalnız bırakmıyorlar. Biz birer bir bütünüz, biz birer bir güçlü bir mahalleyiz, güzel bir mahalleyiz. Ben mahallelilerime hakikaten burada hassasen teşekkür ediyorum. Yani bizleri her konuda yalnız bırakmadıkları için. Şimdi zaten bizim davulcularımız kendi mahallemizde ikametgah ediyor. Yani bütün davulcularımız kendi mahallemizden, Doğukent'ten. Özellikle bunu biz özellikle istiyoruz. Yani Doğukentli ise Doğukentli'nin davulcusu Doğukent'in davulunu çalacak. Biz davulcularımız hakikaten her sokak başında, yani tabii gençlerimizin isteği doğrultusunda dururlar. Halay oluşturulup gençlerimize halaylarını çektirirler. O şekilde sokak sokak, cadde cadde devam ederler. Tabii biz de davulcularımızı bu konuda mağdur etmeyeceğiz. Etmeyi de düşünmüyoruz. Yani çünkü hakikaten davulcularımızın bizim üzerimizde bayağı bir etkisi var. Bayağı bir şey var. Yani bize bir her gece gelir burada davullarını çalarlar. O yüzden bizde bayağı bir emekleri var. Ben burada sizlerin huzurunda davulcu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Doğukent Mahalle sakinleri 30 gün boyunca genci ve yaşlısı ile halay geleneğini devam ettiriyor.